Daha ütümü kopardın. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyor gibi görünüyorum? Ayrıca Burak, bir gören olacak. Yarın sabah kaçta buluşalım ha? Hayatım, ben çalışma odasına geçiyorum. İncelemem gereken dosyalar var da onlara bakacağım. Müsaade edersin değil mi? Ay ne demek hayatım? Sen ne yapıyorsun öyle? Ay ben de turlara bakıyorum. Hayatım bak ne diyeceğim. Kruz gemisiyle yapılan turlar vardır ya. İşte o turlarla hep beraber bir tatile çıkalım diyorum ben. Ya işte Sinan, Elçin, Çağla, Eda, Volkan, Burak, biz hep birlikte yani. Hepimize böyle bir tatil iyi gelebilir. Hem böylelikle Elçin'le Eda'nın arasındaki buzları eritebiliriz diye düşündüm. Tamam, iyi düşünmüşsün. Hadi bakalım. O zaman bir Burak'a danışayım mı ben? Tamam hayatım. Hadi o zaman. Tamam canım. Ne demek artık kulüpte çalışmayacağım? Sen yoksan ben de orada çalışmam. Kendimize yeni bir iş buluruz. Ya Burak lütfen çocuk gibi davranma. Ay Burak neredesin be oğlum? Burak! Burak artık daha fazla bunu sürdüremeyiz. Eğer böyle üzerime gelmeye devam edersen ben evden de taşınmak zorunda kalacağım. Tamam anladım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bu sondu. Bir daha asla seni huzursuz edecek bir şey yapmayacağım. Tamam mı? Anneniz gelmeden odanıza geçseniz iyi olur. Aslı sen de sakın sesini çıkarma. Halil abi, sen nereden biliyorsun? Burak Bey sonra konuşuruz, çabuk olun. Ay Burak. Oğlum ben de seni arıyordum. Ne yapıyorsun burada? Hiç. Bir ses duydum gibi geldi ama bir şey yokmuş. Sen bana bir şey mi söyleyecektin? Ay ben seninle konuşmak istiyordum da biraz. Ha, bir şey konuşacaksın. Anneciğim yarın konuşsak olmaz mı? Benim çok uykum var. Hemen yatmak istiyorum da. İyi tamam. Tamam. O zaman yarın konuşuruz. Tamam konuşuruz. İyi geceler. Halil abi ben açıklayabilirim. Aslıcığım, bana bir şey açıklamak zorunda değilsin. Biz de genç olduk. Merak etme, aramızda kalacak. Ben Burak Bey'le sonra konuşacağım. Tamam Ali abi. Annem gitti. Halil abi, çok sağ ol. Yakalanmadınız ya, çok şükür. Aslı. Nasıl iyi olmamı bekliyorsun Burak? Yaptığın şeyler beni ne kadar riske atıyor. Artık anlıyorsun değil mi? Çok iyi anladım hem de. Sen en başından beri haklıydın. Özür dilerim. Thank you.
aşkım benim ya, benim Eftel. Yani Efteliz Erdem ben, hayatım Erdem ben ya. Kim olduğunuzu görüyorum herhalde. Yalnız yatağımda ne işiniz var? Esti gece böyle, üşüdüm. Ürperti geldi, ben de yanına geldim. Yazın ortasındayız Erdem. Daha iyi bir bahane bul bari. Abin geldi. Ne yapacağız? Abin geldi. Erdem bir sakin olur musun? O telefon kapı değil. Kapı gibi çalıyor ama. Yatayım. Aslı? Alo Gonca, uyuyor muydun? Hayır canım, uyumuyordum. Ne oldu? Sesin çok kötü geliyor. Ya ben işi bıraktığımı haber vermek için aradım seni. Ya Aslı saçmalama ya, niye? Ya ben oraya daha fazla gelemem. Ya Çağla ile karşılaşırsam? Ya benim orada çalıştığımı bilirse gerçekten orada kıyamet kopar. Anladım canım. Haklısın aslında. Sen bilirsin. O zaman ben kulübe gittiğimde senin işten ayrıldığını söylerim. Tamam canım. Ben de şimdi bu Okan'ı arayıp haber vereceğim. Benden duyması daha iyi. Tamam canım. Öpüyorum o zaman. Konuşuruz. Görüşürüz. Bıraktığımı sana haber vermek istedim. Yaşananlardan sonra hala kulüpte çalışmam uygun olmazdı. Bugüne kadar benim için yapmış olduğun her şey için teşekkür ederim. Ah Burak, ah. Hepsi senin yüzünden. Canım ya, bizimle de aslında böyle yan yana çok yürümeyelim. Sen ne yapacaksın bugün? Bugün şu üstümdekilerden bir kurtulacağım Ajda'dan. Ondan sonra da iş bakacağım canım. İyi bakalım. Bakacağım. Önce bunlar sana niye bakıyor? Onlar bana değil, sana bakıyor onlar. Hadi ben gidiyorum, görüşürüz. 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 Düştüğüm hale bak ya. Benim acil şunlardan kurtulmam lazım. Şuna bak, şuna. Lan yarım. Efendim? Merhaba. Aslı Hanım orada mı? Hayır efendim. Aslı Hanım işi bıraktığını haber verdi. İşi mi bıraktı? Evet. Peki. Gonca Hanım orada mı peki? Gonca Hanım burada Burak Bey ama şu an müşterisi var. Siz daha sonra arasın mı? İyi olur. Dediğini söyledi mi? Sadece arasın dedi. Tamam, teşekkürler. Ne diyecek acaba? Ne diyecek? Aslı'yı soracak. Yok. Gereken cevabı yüz yüzeyken vermem gerek. Burak. Niye telefonlarımı açmıyorsun? Bütün gece sana ulaşmaya çalıştım. Çok merak ettim seni. Gördüğün gibi iyiyim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. Ayrıca buraya her aklın estiğinde gelme lütfen. Tamam, sinirlenme hayatım. Bir daha habersiz gelmem söz. Dünle ilgili konuşamadık. Ben gerçekten çok üzgünüm Burak. Büyük bir yanlış anlaşılma yaşandı. Yani ben de Aslı'ya öyle davranmak istemezdim. Bir an sizin birlikte olduğunuzu düşünüp deliye döndüm. Ne yaptığının gerçekten farkında değildim. Bana çok kızdın biliyorum. Haklısın da. Ama bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. Emin olabilirsin. Bence de.
yaşanmasa iyi olur. Yaptığın şey hiç normal değildi Çağla. Bize ait bir mekanda, insanların yanında nasıl bu kadar da seviyesizce davranabildin? Ben de hala kendime şaşıyorum zaten. Ya sanki oradaki ben değilmişim gibi. Gerçekten ben çok utanıyorum. Bir de sen gelme üstüme, ne olur. Ben seni çok özledim. Çağla, lütfen. Kabul etmek zorundasın artık. Bunun kolay olduğunu mu düşünüyorsun? Sen telefonlarımı açmadığın için bütün gece uyku girmedi gözüme. Sensiz kalacağım fikrini düşündükçe gözyaşlarımı tutamadım Burak. Ben bütün gece ağladım. Yeter ki bize bir şans daha ver. Lütfen beni kendinden bu kadar uzak tutma. Sözlenmek zorunda da değiliz. Gerçekten. Kendini baskı altında hissetmene gerek yok. Sen ne zaman hazır olursan. Burak lütfen. Bütün gururumu ayaklar altına alıp sana yalvarıyorum. Lütfen beni bırakma. Lütfen. Hadi gel aşkım. Kafeye gidelim. Burada ne yapıyorsun bütün gün? Nasıl dayanıyorsun anlamıyorum. Ben 2 dakikada bunu aldım. Hadi gel. Ben buradan ayrılamam. Benim çok işim var. Tamam. O zaman ben işin bitmesini kafede bekleyeyim. Çağla. Anla artık. Lütfen zorlama. Senden kötü ayrılmak istemiyorum. Hala ayrılıktan bahsediyorsun. Öyle mi Burak? Sen ne vicdansız, ne acımasızsın ya. Hiç mi sevmedin beni? Ha? Hiçbir değerim yok senin için. Neden bu derece kurtulmaya çalışıyorsun benden? Çağla, sakin ol. Olmuyorum. Bu zamana kadar oldum. Artık sakin olmuyorum. Sen beni bırakamazsın. Anlıyor musun? Sen beni bırakamazsın. Buna izin vermem. Buna izin vermem. Ve buna engel olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Anlıyor musun beni? Ne gerekiyorsa. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Portakal suyunuz var mı? Maalesef. O zaman ben bir kola alabilir miyim? Tabii, hemen. Teşekkürler. Aslı. Şu hale bak. Burak. Konuşmamız lazım. Şu an hiç konuşacak durumda değilim. Sonra konuşalım. Önemli. Neymiş bu kadar önemli olan? Aslı işten ayrıldı, haberim vardır. Aslı, Aslı, Aslı. Yeter! Ne oluyor ya bu kadar? Sen söylediğin yalana kendini fazla kaptırdın herhalde. Bak Burak, ben Aslı'ya burada rahat çalışacağına dair söz verdim. Seni de defalarca uyardım. Ama sen ne yaptın? Kızın daha çok üstüne gittin. Çağlı'yı Aslı'nın üzerine saldın. Ne istiyorsun kızdan? Etrafındaki oyuncaklar yetmiyor mu? Ama ben senin neden böyle davrandığını çok iyi biliyorum. Neden böyle davranıyorsun biliyor musun? Çünkü seni Aslı istemiyor. Onun senin peşinden koşmamasına tahammül bile edemiyorsun. Bütün dünya etrafına dönsün. Her şey senin olsun. Bütün herkese hükmetmek istiyorsun. Ama aslında bunu başaramadın. Bu yüzden de hırs yaptın. Bütün sebep bu. Anlıyor muyum? Dediğin gibi olsun. Sana verecek bir cevabım yok kuzen. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Eğer Aslı'yı spor kulübünden kaçırdığın gibi evden de kaçıracaksan ben Aslı'yla annesini bize aldırabilirim. Hayır. Şu an öyle bir şey düşünmüyorum. Buna sevindim. Söyleyeceklerim bu kadar.
Gonca. Aslı telefonlarıma cevap vermiyor. Nerede olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Emin misin Gonca? Bak eğer biliyorsan lütfen söyle. Onunla mutlaka konuşmam lazım. Bilseydim de söylemezdim Burak. Lütfen biraz onu kendi haline bırak. Seninle tanıştığından beri başına gelmeyen kalmadı. Çok üzgün, çok kırgın. Aslı bunları hak etmiyor. Biliyorum. Eğer biliyorsan en iyisi ondan uzak durmak. Şimdi izin verirsen işimin başına dönmem gerek. Nasıl anlayamadım ben bunu ya? Nasıl anlayamadım? Hayatı boyunca 5 dakika iş yerinde duramayan Burak'ın nasıl gece gündüz sürekli çalıştığını şimdi anlıyorum. Bir de kendine 3 kuruş maaş verip oyuncak tutmuş. Ama ben bunun hesabını sorarım. Yaşadıklarım kolay şeyler değil. Beni aptal yerine koymanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim. Ama önce sakin olmam lazım. Öfkeyle hiçbir yere varamam. Burak'ın üzerine daha fazla gitmem, onun Aslı'ya daha fazla yakınlaşmasına sebep olmaktan başka bir işe yaramaz. Benim öncelikli hedefim Aslı olmalı. Aslı'yı öyle bir hale getirmeliyim ki hem Burak'ın peşinde dolaştığına pişman olmalı, hem de araları bozulmalı. Tek bir hamle şansım var. En doğru şekilde hareket etmeliyim ama ne? Efendim? Müsaitsen görüşebilir miyiz? Volkan, eğer işi bırakmamla ilgiliyse ben gerçekten artık orada çalışamam. Devam etmemekte çok haklısın. Ben seni anlıyorum. Ama benim konuşmam gereken başka bir şey var. Buluşabilir miyiz? Tamam. Aslı'ya öyle bir sürpriz hazırlayacağım ki Burak'ın etrafında dolaştığına 1000 pişman olacak. Halil abi. Efendim Burak Bey. Konuşabilir miyiz biraz? Tabii, buyurun. Dün gece için teşekkür ederim. Sana borçlandım. Lafı olmaz. Önemli olan annenizin görmemesiydi. Yoksa çok üzülürdünüz. Özellikle de Aslı. Sen bizi nasıl anladın? Geçen gün arabada karşılaştık ya. Uzaktan yanınızda bir bayan olduğunu fark ettim. Ama yanınıza geldiğimde yoktu. Onu sakladığınızı anladım. Sonra sabah erkenden işe gitmeniz, ne bileyim sık sık mutfağa girmeniz. Müştemilata doğru şöyle uzun uzun bakmanız. Sen bayağı bir beni izliyormuşsun. Durumu fark edince izlemeye başladım doğrusu. Bu aramızda kalacak herhalde değil mi? Tabii ki. Aslı geldi mi? Hayır, daha gelmedi. Ama belki onu sitenin girişinde karşılamak istersiniz. Evet, tam olarak da istediğim buydu. Aslı. Ya ben bu yaşananlardan dolayı kendimi sorumlu tutuyorum. Yani bu olay canımı çok sıktı. Sana başka bir iş baksak? Hayır Volkan, istemiyorum. Ben zaten bir süre çalışmayı düşünmüyorum. Tamam, bizim bünyemizde olmak zorunda değil. Çağla ve Burak'ın gelemeyeceği bir yer olsun. Buna ne dersin? Hayır Volkan, ben zaten size ait bir yerde çalışmakla büyük hata ettim. Bir süre çalışmayı düşünmüyorum. Üzgünüm, bunu açmak zorundayım. Yoksa Çağla daha çok çıldıracak. Efendim? Volkancığım, bana dünle ilgili hala
kızgınsın değil mi? Bu yaşananlardan sonra nasıl olabilirim Çağla? Yaptıklarına gerçekten inanamıyorum ya. Ben seni tanıyamamışım. Çok özür diliyorum gerçekten. Burak'ın son zamanlarda yaptıkları beni o kadar çok üzdü ki... ...kimin neye saldıracağımı şaşırdım. Aslı'nın hiç suçu yokken ona öyle davrandığım için çok pişmanım. Bak Çağla, her ne olursa olsun Aslı'yla konuşmadan onu suçlaman çok yanlış. Haklısın. Ama gerçekten çok üzülüyorum. Aslı'yla konuşup ondan özür dilemem lazım. Bu konuda bana lütfen yardımcı ol. Bu olanlardan sonra Aslı'nın seninle konuşmak isteyeceğini pek sanmıyorum. Lütfen Volkan. Aslı'yla konuşup ondan özür dilemem gerekiyor. Aslı senin kız arkadaşın. Yarın öbür gün aile olacağız, yüz yüze bakacağız. Küslük olsun istemem. Tamam. Ben Aslı'yla konuşacağım. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Yarın sizi yeni evimize beklerim. Bahçede barbekü yaparız. Aslı'yı da ikna et lütfen. Elimden geleni yapacağım. Hoşça kal. Üç kuruşluk kız için bu kadar yalvardığıma inanamıyorum. Ama uğraştığıma değecek. Aslı'ya gerçekte kim olduğunu hatırlatacağım. Burak'ın peşinde gezmenin ne demek olduğunu anlayacak. Çağla yaşananlardan dolayı çok pişman olduğunu söyledi. Ve senden özür dilemek istiyormuş. Onun özür dilemesini falan istemiyorum. Onun yüzünü görmek bile istemiyorum. Benden uzak dursun yeter. Aslı bak, böyle bir şey istiyorsan bu özrü kabul et ve konuyu kapat. Biz de bu yalana bir süre daha devam edelim. Hayır Volkan. Ben artık yalan istemiyorum. Aslı, ben Çağla'nın ne yapacağını kestiremiyorum artık. Ya bir de amcamın evinde kaldığını duyarsa eğer... ...çok kötü şeyler olabilir. Aslı bak, sana hak veriyorum. Ama artık Çağla bizim sevgili olduğumuza inandı. Ve herkesin iyiliği için biz bu yalana devam etmeliyiz. Ya tamam, seni de anlıyorum. Ama Çağla da çok pişman. Bu duruma gelmişken senin böyle davranman bütün şimşekleri üzerine çekebilir. Yani bizim yüzümüzden bu kadar üzülmeni istemiyorum. Tamam. Ama son kez. Tamam, bunu halledelim. Gerisi kolay zaten. Çağla seni peşini bırakacaktır. Umarım öyle olur. Neyse, benim eve geçmem gerekiyor. Gidebilir miyiz artık? Gidelim. Birdenbire nereden çıktı bu barbekü partisi? Yine neyin peşindesin Çağla? Hemen anlatıyorsun. Sana sadece şu kadarını söyleyeyim. Daveti Aslı için düzenliyorum. Nasıl yani? Sen ciddi misin? Evet. Hemen aklına gelen herkesi arayıp çağırıyorsun Tuğçe, tamam mı? Yarın akşam saat 5 gibi burada olmalarını söyle. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. Çok eğleneceklerini söylemeyi de unutma sakın. Hadi aramaya başlayalım. Tamam. Çağlacığım, ben geldim. Hoş geldin anneciğim. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Çağlacığım, yüzün gülüyor bakıyorum. Burak'la sorunlarınızı hallettiniz galiba. Evet, aramızdaki problemleri hallettik sayılır. Sayılır. Neyse, ben seni iyi gördüğüme çok sevindim. Evet. Anne, ben yarın akşam üzeri saat 5 gibi arkadaşlarıma bahçede bir davet vermeyi planladım. Barbekü partisi yapacağız. Birkaç arkadaşım gelecek. Ne zamandır İstanbul'a taşındığımızdan beri zaten gelmek istiyorlardı. Herkesin katılabileceği ortak bir davet planlamayı düşündüm. Biliyorum. Daha önceden haber vermem lazımdı ama ben de henüz karar verdim. Tamam Çağlacığım, ne diyeyim ki ben şimdi sana? Catering firmasıyla konuştun mu peki? Hayır. İyi tamam, onu ben hallederim. Tamam. Uzun zamandır burada yemiyorduk. Çok iyi düşündün abi ya. Ya gerçekten benim için de değişiklik oldu biliyor musun? Buraya tenis oynamaya da gelelim, ne dersin? Oynayalım abi ya. Hep iş hep iş, nereye kadar? Ya Sinan, işledin de seninle bu konuda konuşmak istiyorum. Hayrola abi, konu nedir? Konu yeni otelimizin maliyetleriyle ilgili. Ya biraz dosyaya baktım, inceledim. Başta düşündüğümüz maliyetin hani neredeyse 1,5 katından fazlasını harcamışız. Ve bu senin talimatlarınla olmuş. Evet ama buna değecek abi. Ya ben şimdi yeni bir mimarla çalışıyorum. Küçük değişikliklerle büyük farklar yaratıyor. İnşaat bittiğinde sen de göreceksin. Ya ben sonuçtan memnunum.
maliyete çok takılmıyorum. Sinan, ben bu konuda senin gibi düşünmüyorum. Gereksiz yaptığımız harcamalar nedeniyle maliyetin yükselmesi ileride bizim için çok büyük sorun olabilir. Özellikle bugünlerde her şeyi çok ince ayrıntısına kadar düşünüp öyle karar vermek zorundayız. Ayrıca ben sonuçtan o kadar memnun değilim. Açık söyleyeyim. Bu konuda gerekli talimatları verdim. Projenin aslına uygun devam edilecek. Ama abi ben aylardır bu proje üzerinde çalışıyorum. Para harcamadan kazanma devri eskidendi. Şimdi insanlar rahatını arıyor, konforunu arıyor. Sinan, maliyet de çok önemli. Biliyorum sen bu projeye çok emek verdin. Yaratıcı fikirler oluşturdun. Ben de bunları çok beğendim. Ama belki bunları daha sonra değerlendirebiliriz. Tamam abi. Sen nasıl istersen. Ama bundan sonra kararları ortak alırsak ben de daha memnun olacağım. Sonra böyle sürprizler yaşamayalım. Tamam. Olur. Nihat Bey, Sinan Bey. Hoş geldiniz efendim. Ha, merhaba Turgut. Hoş bulduk. Ya Burak'ı göremedim. Bir sorun mu var? Nerelerde? Yok yok, herhangi bir sorun yok. Kendisinden bir turnuva programı hazırlamasını istemiştim. Sabah gelip onu bırakmış. Sanırım çıkmışlar. İyi bari. En azından işi bitirip öyle gitmiş değil mi? Evet efendim. Bu turnuva şimdiye kadarların en iyisi. Konseptimiz babalar ve oğulları. Sizden ilham aldığı çok belli efendim. Buna çok memnun oldum. Size afiyet olsun efendim. Müsaadenizle. Teşekkürler Turgut. Nedir bu Burak'taki değişim böyle? Ya Sinan, ben de şaşkınlık içerisindeyim. Bunca zaman sonra birdenbire çalışmaya başladı. En azından işin ucundan falan tutuyor değil mi? Aferin Burak. Vallahi ilginç. Ben burada ineyim. Nasıl istersen Aslı'cığım. Ben yarın gelip seni alırım. Tamam, teşekkürler. Aslı, iner misin şu arabaya? Burak, bak bir gören olacak. Gider misin lütfen? Hayır. Asıl binmezsen bir yorum olacak. Bin şu arabaya, konuşmamız lazım. Neredesin sen sabahtan beri? Benim telefonlarımı açmıyorsun ama Volkan'la buluşuyorsun. Nereden geliyordunuz? Hem senin ne işin var bu Volkan'la? Ya sen ne söylediğinin farkında mısın? Sakin ol önce. Nasıl sakin olabilirim ya? Sabahtan beri sana ulaşmaya çalışıyorum. Çıldırdım meraktan, anlamıyor musun? İşi de bırakmışsın. Ben olanlardan sonra orada daha fazla duramazdım Burak. Bana haber verebilirdin. Tamam. Ne desen haklısın. İşi bırakmakta da, bana kızmakta da, her şeyde haklısın. İstersen bana bağır çağır, ağzına geleni söyle ama bunu yap. Sessiz kalma. Senin sesini duyamayınca, sana ulaşamayınca delirecek gibi oluyorum, anlasana. Bu da tamam. Şimdi kesin gelecek 15 kişi var. 5 kişi de yarın netleşecek. Yeterlidir umarım. Aklına ne geçiyor Çağla? Anlatmayacak mısın? O zaman sürprizi kaçar. Tamam, ısrar etmiyorum o zaman. Tamam. Tabii tabii, hemen bildiriyorum. Çağla'cığım, catering firmasıyla görüşüyorum. Kaç kişi gelecek belli mi? 20 civarı. 20 civarıymış. Zengin bir menü olsun lütfen. Evet evet, elbette. Elbette karşılaşırız. Başka bir şey yoksa ben de kaçıyorum o zaman. Tamam hayatım. Yarın geç kalma. Tamam, merak etme. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bir an önce yarın olsa da artık ben de eğlenmeye başlasam. Lütfen bak, bir daha ne olursa olsun telefonlarını açmamazlık yapma.
Nerede ve kiminin olduğunu haber ver. Seni Volkan'la görünce çok kötü oldum. Tamam. Haber vermeye çalışacağım. Volkan'la neden buluştunuz? İşten ayrıldığımı öğrendiği için biraz endişelenmiş. Yani görüşmek için ısrar etti. Sen de onu kıramadın öyle mi? Benim telefonlarımı açmadın ama onunla görüşmeyi kabul ettin. Burak, bu şekilde bağırıp beni azarlamaya devam edeceksen ben eve gidiyorum. Tamam. Tamam, sinirlenmiyorum. Tamam dedim aşkım. Tamam, sakinim. Ne konuştunuz peki? İstersen sana yeni bir iş ayarlayabilirim dedi. Nerede? Nasıl bir iş istiyorsan ben sana ayarlarım Aslı. Artık Volkan'la arana mesafe koysan iyi olur. Yarından sonra ben de öyle yapmayı düşünüyorum zaten. Yarın ne var ki? Çağla bizi evine davet etti. Bana yaptıkları yüzünden özür dilemek istemiş. Sen de bunu kabul mü ettin? Ne yapabilirdim Burak? O yemeğe gitmeyeceksin Aslı. Bak Volkan bir yalan söyledi. Bunu daha fazla uzatmanızın bir anlamı yok. Ama ben gitmek zorundayım. Anlamıyorsun. Eğer bu yalanı sürdürmezsem üstüme gelmeye devam edecek. Ben daha fazla şüphe çekmek istemiyorum. Eğer sizin evinizde yaşadığımı öğrenirse... Ya ben önemli değilim. Ama annemi riske atamam. Sen herkesten önemlisin. Ben senin üzülmene, kırılmana dayanamıyorum. Sadece biraz zaman. Ben her şeyi düzelteceğim. Bana inan. İnanıyorum. Aa, akşam birlikte çıkarız. Halil de bizi düğüne bırakıverir. Ayıp olur canım. Neden ayıp olacak canım? Bizi sırtında mı taşıyacak? Düğün sonrasında da gelir alır bizi. Aa, o hiç olmaz, istemem. Ay Emel, 40 yılda bir. Abla, elbisen çamaşır arasında kalmış. Lekesi çıkmamış. Görüyor musun Şükran? Ya temizleyeceğim mi Ersan acaba? Sanmam, öyle de çıkmaz. Pişti tabii değil mi? Aman ne yapalım, yapacak bir şey yok. Kolay gelsin. Ha, sağ olun. Hay Allah. Bak görüyor musun Elif? Yemek lekesi çıkıyor mu? Ah, gitti kadıncağızın yepyeni elbisesi. Merhaba Selda'cığım. Nihat'cığım hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Neyin var senin? Canın sıkkın gibi. Nihat'cığım. Ne oldu? Söyle bakayım. Ya konuyu açmayayım diyorum ama içim içimi yiyor. Sen şu Başak'la görüştün mü hiç? Sen hiç bahsetmeyince merak ettim açıkçası. Ben senden para falan istemiyorum. Hele yani... Bugün öğrendiklerimden sonra bütün servetini böyle ayaklarımın altına sersen bile benim için boş. Evet, görüştük. Şirkete geldi. Ne? Şirkete mi geldi? Ha, bu ne cesaret Nihat? Ama sen merak etme. Ben gereken her şeyi söyledim. Ne kadar para istiyorsa vereceğimi de söyledim. Direniyor ama kabul edecek tabii ki. Zaten bu saatten sonra ne Sinan ne de çocuklar onunla görüşür, öyle değil mi? Hala kendi kendine umut ediyor. Ama yakında defolup gider, merak etme. Ay inşallah Nihat'cığım, ne olur gitsin, yok olup gitsin. Tabii ki, tabii ki. Hepsi bu kadar mı Yakup? Evet Başak Hanım. Tüm gün peşindeydim. Şimdi eve giriyorum.
Harika. Tam da istediğim görüntüler. Takibe devam ediyorsun. Görüştüğü herkesi istiyorum. Ona yakın olan herkesi. Özellikle de ona en yakın olanları. Anladın mı? Evet Başak Hanım. Tamam. Merak etmeyin Başak Hanım. Gölgesi gibi peşindeyim. En yakın zamanda o da elinizde. Tamam. Bu fotoğrafı Nihat'la Selda görseler kesin kalpten gider. Ama yani tabii benim amacım onları öldürmek değil, onları süründürmek. O yüzden görmek için biraz daha bekleyecekler. Kolay gelsin anne. Sağ ol yavrum. Aç mısın? Yok anneciğim, değilim. Aslı'cığım, ben yemekten hemen sonra çıkacağım. Şükran ablanla düğüne gidiyoruz. Tamam anne. Anne. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ama işim varsa sonra da söyleyebilirim. Yok yok, söyle sen. Söyleyeyim. Anne, ben bugün işten ayrıldım. Ne? Aslı'cığım, işten mi çıkardılar seni? Ay yoksa bir şey mi oldu? Hayır anneciğim, ben kendi isteğimle ayrıldım. Şimdi sınavlar yaklaşıyor ya, yoğunlaşmak istedim derslere. Ay öyle söylesene. Tabii, sana kaç kere söyledim ama beni dinlemedin. İkisini birden yürütmen zor olacaktı. Böyle iyi oldu. Sen sadece derslerinle ilgilen. Aslı, güzel kızım benim. Çok başarılı olacaksın. Ben buna yürekten inanıyorum. Sana da çok güveniyorum. Güzeller güzeli, akıllı kızım benim. İnşallah anneciğim. Neyse ben odama gidiyorum. Aslım, eğer yorgun değilsen şu meşhur çilekli pastandan yapar mısın? Nihat Bey rica etmişti. Tamam yaparım. Ben o zaman hemen gidip geleyim. Ha, üstünü değiştir gel. Burak, bugün Turgut Bey'le görüştüm. Senden hiç memnun değil. Doğru dürüst çalışmadığını söylüyor. Şaka yapıyorum, şaka. Aman Nihat ya. Çok memnunum senden. Baba, ben de sana bir şey danışacaktım. İşle ilgili. Tabii söyle oğlum. Yani bundan sonra senin için de uygunsa holdingde çalışmak istiyorum. Gerçekten mi? Çok iyi olur tabii ki. Neden olmasın? Artık üzerinizden biraz yük almak istiyorum. Aslan oğlum, beni gerçekten çok mutlu ediyorsun. Yani hele sendeki son zamanlardaki değişim, sana hayranlıkla bakıyorum. Yani artık hayatımın sorumluluğunu elime almalıyım. Anlıyorum oğlum. Yani ayrıca iş dışında da başka şeyleri kastettiğini düşünüyorum. Hı? Ben de seninle zaten bunları konuşmak istiyordum. Çağla ile ilgili. Çağla ne alaka şimdi anlamadım. Yemekleriniz bitti sanırım. Evet bitti hemen hanım, bitti. Teşekkür ederim. Selda Hanım, siz de alır mıydınız? Yok Kemal, teşekkür ederim. Ben alırım. Nefis gözüküyor. Vallahi bu pasta harika gözüküyor. Elinize sağlık. Ben yapmadım Nihat Bey. Kızım Aslı yaptı. Öyle mi? Hani şu Aslı'nın meşhur pastası var diyordunuz. O bu mu yani? Güzel. O zaman hemen bir tadalım bakalım nasılmış. Gerçekten harika. Aslı mutfakta mı? Bir çağırsanız da buraya. Ne gerek var yani bunlara? Selda'cığım tabii ki gerek var. Bak kız bu kadar uğraşmış hem de çok güzel yapmış. Bir teşekkür etmek lazım değil mi?
Aslı eline sağlık. Çok güzel olmuş. Yani eğer Selda'dan korkmasam... ...hani bunu bitirdikten sonra bir dilim daha isteyebilirim ha. Ben de çok beğendim. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Beğenmenize çok sevindim. Ay neyse. Ne konuşuyordunuz? Devam etsenize. Bölündü durduk yere. Burak, bak. Seninle çok açıkça konuşacağım. Hani ben Çağla'yı sevmeme rağmen... ...sizin sözlenmenize baştan beri çok sıcak bakmadım. Yani doğruya doğru. Ama sendeki bu değişimleri gördükçe... ...bu konuda seni desteklemeye karar verdim. Bu yüzden ne zaman istersen gidip Çağla'yı isteyebiliriz. Baba... ...ben o konuda henüz bir karar veremedim. Oğlum bunda... Karar verecek ne var? Zor olan ne ki yani? Yapacağın şey bir gün saptamak. Yani zaten Çağla'nın da senden beklediği bu. Baba bunları konuşmasak. Yani zamanı gelince ne olacaksa olur. Burak, Çağla artık neredeyse ailemizden biri. Yani Sinan'ın kızı sayılır. Geçenlerde Elçin'le buraya geldiklerinde... ...Çağla'yı gidip bir an önce isteyeceğimizi onlara söyledik. Yani bir nevi söz verdik. Oyalamak doğru değil. Yani artık bu saatten sonra çok uzatmadan gidip istemek lazım. Bence bu hafta sonu bu işi yapalım bitsin. Ben bunu biraz düşünmek istiyorum. Burak bunda düşünecek ne var Allah aşkına ya? Ya bu kızı yeni tanımadın ki sen. Neyse, afiyet olsun. Her şey bu kadar iyi giderken birdenbire böyle tuhaf şeyler de yaptı oluyor işte. Anlayamıyorum ya. Emel'cim, sen ene geç canım. İstersen sen de gel düğüne. Yok canım, ayıp olur. Olur mu hiç? Ne varmış canım? Hem sen de tanıyorsun. Bizim mahalleden Nimet'in kızı evleniyor. Ha, öyle mi? Evet. Allah mesut etsin. Gel gel, iyi olur. Hem onlar da memnun olur. Sonra da Emel'i eve bırakırsın. Halil Bey, siz buyurun gelin düğüne. Ama ben dönerken kendim dönebilirim. Size zahmet olmasın. Yeteri kadar zahmet verdim zaten. Yok. Estağfurullah Emel Hanım, olur mu öyle şey? O zaman geliyorum. Geliyorum, ben de geliyorum. Dönüşte de sizi alırım, bırakırım eve. İyi madem. Güzel. Sağ olasın Halil. Babama Çağla'dan ayrıldığımı nasıl söyleyeceğim? Efendim? Bahçeye doğru baksana. Biliyorsundur herhalde. Bence mümkün. Şu an odamdayım. Yatağıma yattım. Sen de yat. Birlikte olduğumuzu hayal et. Birbirimize sarılmışız.
an yanındasın. Hissediyor musun? Evet. Ben de seni hissediyorum. Uykun geldi mi bir tanem? Evet. Kollarında o kadar rahatım ki. Hadi uyu aşkım. Tamam. Ama bana sarılmayı bırakma onu. Hiçbir zaman. Günaydın. Günaydın anne. Ben mutfağa geçiyorum. Tamam anneciğim. Günaydın aşkım. Bana bir tost yapar mısın? Aslıcığım, sen işe gitmedin mi? Şükran abla, ben işi bıraktım. Okulların açılması yakın ya, yetenek sınavlarına hazırlanacak. Aa, çok güzel. Oku Aslıcığım, oku. Şimdiki aklım olsaydı defterden kitaptan başımı kaldırmazdım. Okumak, öğrenmek kadar güzel bir şey yok. Hele bir kadın için. Kendi ayaklarının üzerinde durman çok önemli. O zaman seni kimse yıkamaz. Önce mesleğini al eline, tak bileziği koluna, diğer her şey sonra. Ne güzel söyledin arkadaşım. Ben de tam böyle söylüyorum. Aslı çok akıllı bir kızdır Emel'ciğim. Eminim seni hiç üzmeyecek. Ben de eminim. Kuzum benim. Kahvaltılıklar hazır mı? Hazır canım. Al bakalım, bu da oldu. Götür bunları. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın. Ben kaşarlı bir tost alabilir miyim? Tabii Burak Bey. Ben de alabilir miyim bir tane? Ay Nihal, ben sana bundan aldırdım hayatım şimdi kaşarlı tostu. Çok... Tamam Şükrancığım. E oğlum sen ne yapıyorsun bugün? Spor kulübüne gidecek misin yoksa holdinge mi geleceksin? Önce kulüpteki işlerimi halledeceğim baba. Holdinge daha sonra geleceğim. Güzel. Emel'ciğim, Burak Bey için bir kaşarlı soslu yapar mısın? Olur. Ben kendime yapmıştım ama isterseniz bunu götürün. Ben kendime yine yaparım. Tamam. Eline sağlık. Elif nerede? Burak'ın odasını toplamaya gönderdim. Tamam o zaman. Aslı, yavrum hadi sen de hemen bu çayı Şükran teyzene yetiştir. Tamam. Hmm.
Dostunuz Burak Bey. Teşekkürler. Afiyet olsun. Aslıcığım, benim ellerim dolu. Sen servis yapıver tatlım. Hadi. Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Ben de bir çay alayım mı? Tabii. Ay, çok özür dilerim. Ay dikkat etsene. Canım benim, iyi misin? İyiyim anneciğim, iyiyim. Ay sıcak çay üstüne dökülüyordu ya. Niye Şükran yapmıyor servisi? Benim hatamdı anneciğim. Bir şey yok. Sen iyi misin? İyiyim. Tekrar özür dilerim. Ya Selda'cığım, bu kadar abartacak bir şey yok değil mi yani? Anlatarım, biraz çay döküldü, o kadar bir şey. Ay yarabbim ya. Ben çıkıyorum, size afiyet olsun. Bir tanem daha hiçbir şey yememişsin ki. Çok aç değildim ben zaten ya. Size afiyet olsun. Bir tanem kahvaltı en önemli öğün yani. Öyle geçiştirerek olmuyor ki. Yani Selda bana ayrı, Burak'a ayrı. Ay hayatım, tamam artık Selda sizinle ilgilenmeyecek. Kabahat bende yani, bıraktım. Görüşürüz. Güle güle oğlum, iyi çalışmalar. Güle güle canım. Selda, şundan biraz tadayım ya. Yemedi çocuk zaten. Şükran niye çalışıyor bu evde? Yani niye çalışıyor? Ya, tamam, bugün de böyle olmuş canım. Önemli bir şey yok. Ben bu evde hizmetçi bile olamam. Efendim? Canım, iyi misin? Ya annem bazen böyle aşırı tepkiler verir. İnan seninle bir alakası yok. Önemli değil. Annen haklıydı zaten. Benim narin, hassas sevgilim. Biliyorum, kırıldın. Ama lütfen üstüne alınma. Canım bak, ben işe gideceğim. Sen ne yapacaksın? Ben de Gonca ile buluşacağım. İzinliymiş bugün. Akşamı da biliyorsun zaten. Hala oraya gitmen hiç içime sinmiyor. Ama gitmek zorundayım. İşimden oldum. Evimden doğmak istemiyorum Burak. Tamam. Tamam canım. Konuşuruz yine. Ben bir kulübe uğrayıp turnuva ile ilgili son hazırlıklara bakacağım. Haberin olsun. Tamam. Bak ben şimdi çıkıyorum evden. Sen ne yapacaksın? Eğer sen de çıkacaksan bırakayım seni. Hem çok özledim. Görmüş olurum. Sana da hayır diyemiyorum ki. Tamam, her zamanki yerde bekliyorum. Tamam, görüşürüz. Efendim canım. Erdem, ne yaptın? Haber de vermedin, merak ettim seni. Şey yaptım. Yengemin bir akrabası, bir tanıdıkları vardı, onlar da kaldı. Bak doğru söyle. Doğru söylüyorum Gonca, ben sana niye yalan söyleyeyim? Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım, ben de şimdi Aslı'yla buluşacağım. İşim bitince ararım seni. Tamam canım, öpüyorum ben. Ben de öptüm. Şu halime bak ya, yani Gonca beni böyle görse... Benim bugün artık iş bulmam lazım. Yoksa memlekete gideceğim, çaresi yok. Yani kıza da daha fazla yük olamam ki yani. Efendim. Aslı bugün izinli mi? Yok, Aslı izinli değil. Aslı işten ayrıldı. Sınavları yakın da biraz hazırlık yapacak. Anladım. Efendim,
Niye sordunuz? Aslı ile ilgili bir sorun yoktur umarım. Emel'cim, biz seninle bu konuyu daha önceden konuşmuştuk hatırlıyorsan. Neyi? Biliyorsun ben kızının ortalarda pek gözükmesini istemiyorum. Hele bu sabahki gibi bize servis yapmasını falan asla istemiyorum. Ay Burak'ın üstüne sıcak çayı döküyordu neredeyse ya. Kusura bakmayın efendim. Emin olun bir daha olmaz. Lütfen Emel. Peki. Kolay gelsin. Emel. Ne oldu, iyi misin? Yok bir şey. Emel'ciğim. Benden de mi saklıyorsun ha? Neyin var? Selda Hanım. Aslı sabah çay servisi yapmış. Bilgin var mı? Bir daha olmaması konusunda beni uyardı. Ay evet. Ellerim dolu olduğu için Aslı'dan rica etmiştim. Ne var bunda bu kadar büyütecek? Az kalsın çayı Burak Bey'in üstüne döküyormuş. Ah. Belki de o yüzden panik yapmıştır. Yoksa Aslı'nın bu evde varlığı bile hissedilmiyor. Kızcağız daha ne yapsın? Laf söz gelmesin diye çocuğumu uyarmaktan ben yoruldum. Ama yine de problem oluyor. Biliyorum Emel. Tamam, hadi üzme kendini. Bundan sonra daha dikkatli oluruz. Tamam? Ay Burak, biraz daha hızlı gider misin? Ya trafik duracak resmen. İnsanlardan azar işiteceğiz. Benimle birlikte bir yerde oturmuyorsun. Bari buna karışma. Ne güzel işte. Seni seyrede seyrede gidiyorum. Hangi çiçeği seviyorsun hayatım? Hepsini severim. Hepsi çok güzel. Hepsi mi güzel? Tamam. Hepsini alıyoruz ablacığım. Ha, öyle demek istemedim. İnsanın dünyadaki bütün çiçekleri alsam az kalır. Çok teşekkür ederim. Hepsi çok güzel. Mis gibi kokuyorlar. Baksana ya. Ben hala bir tek senin kokunu alıyorum. Kendine dikkat et. Olur mu? Sen de öyle. Teşekkür ederim. Çiçekler burada kalsa olur mu? Tabii ki kalabilir. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir gün görüşmedik, bana bir yıl gibi geldi. Bana da öyle geldi Goncacığım. Sende bir değişiklik var. Ne gibi? Kızım güneş gibi parlıyorsun, çok güzelsin, çok. Gerçekten mi? Artık o çocuğa nasıl aşık olduysan. Oldum değil mi Gonca? Oldum tabii şapşal. Hadi anlat bana, ne var ne yok, nasıl gidiyor? Mutlu musun? Yani son gelişme olarak her şey çok yolunda. Çok güzel gidiyor. Tabii son anda kötü bir şey olmazsa. Biliyorsun Volkan Çağla'ya tekrar barıştığımızı söyledi. Evet evet biliyorum onu. Çağla da bizi evine davet etti. Kızım ne diyorsun? Nasıl yani? Aslı. Çağla'nın evine gitmen konusunda çok huzursuzum.
Gonca, gitmek zorundayım. Yani eğer gitmezsem yalan söylediğimi düşünecek, şüphelenmeye başlayacak. Öyle ama Aslı, ben bu kızdan çok korkuyorum. Hiç güvenmiyorum. Senin ne olursa olsun ondan uzak durman lazım. Ya aklım sende kalıyor, merak ediyorum. Bir daha üzülmeni istemiyorum. Ya kıyamam. Merak etme, tamam mı? Tamam. Efendim, şu an bir kız arkadaşıyla birlikte. Sence bundan bir şey çıkar mı? Olabilir efendim. Çok samimi duruyorlar. Tamam. Takip et bakalım. Kimmiş? Neyin nesiymiş? Tamam efendim. Kalkalım mı artık? Olur. Ama bana haber ver mutlaka. Aklım sende kalacak şimdi yine. Tamam, merak etme. Bir dakika, elimden tut. Gel. Tek başıma gelemem. Hocam, ben de bir çay alabilir miyim? Doğru düzgün iş yok ya. Ne yapacağım ben? Mecbur memlekete geri döneceğim. Yapacak bir şey yok. Elveda aşkım. Elveda İstanbul. Ya gerçekten neler düşündüm, nasıl geldim buraya, neler yaşıyorum ya. Şu düştüğüm hale bak. Fuat geçen bizim arkadaşa 200 bin kazandırdı. Hangi at bu? Üçüncü ayak, tek geç, 5 numara. Atın adı Gonca, sürpriz at. Bugün yarış var, kesin gene bu gelecek. İçeriden tüy aldı. Abicim, sen de tüy aldım diyorsun ama devamı gelmiyor. Geçen 100 liram gitti. Ya bu sefer tamam, sen beni dinle. Neyse, yapalım bakalım. Diğer ayaklara da oynadım. Vallahi 10 numara kupon oldu. Sen bunu yatırırsın, ben işe gidiyorum. Tamam, tamam. Sağ olasın. Oynasam mı acaba ya? Daha önce hiç oynamadım ama. Gonca diyor. Gonca'mın şansına belki çıkar. Gerçi kız da şans olsa benim gibi birini bulmazdı ama. Efendim? Ne? Tamam, geliyorum. Kapat, kapat. Cansu. Ya ama çok mutluyum. Hele babamın olaylarından sonra ilaç gibi geldi. Abim sonunda Aslı'nın kıymetini anladı. Ben ona Deniz'in nasıl biri olduğunu hep söyledim. Sonunda da haklı çıktım. Ama anlaması biraz zaman aldı işte. Umarım bu sefer abin gerçekten mutlu olur. Ama Aslı'nın kafede çalışmasını anlamadım. O kadar fakirler miymiş? Bilmiyorum ki. Sanmıyorum ya. Belki de abimi daha çok görmek için orada çalışıyordur. Olabilir vallahi. Vay be, aşka bak. Temi kızım, bak sana söylüyorum, evlenir bunlar, görürsün. Kızlar ne yapıyorsunuz? İyidir abicim. Ben çıkıyorum. Tamam. Biz Cansu ile birlikte spor kulübüne gideceğiz de Aslı'yı görürüz dedik. Eda'cığım, Aslı işten ayrıldı. Ya. Neden? Zaten geçici bir süreliğine girmişti. Okullar açılana kadar dinlenmek istiyormuş. İyi. Daha çok boş vakti olur. Müsaitse görüşürüz. Maalesef, çünkü bugün bende planı var. Ha, siz görüşüyorsunuz yani. Tamam. Ama bizim kutlamamız da bu arada kaynamasın, olur mu? Tamam canım, merak etme. Tamamdır. Volkan. Çıkıyor musun? Çıkıyorum baba. Aslı'yla buluşacağım. Baba, sen nereye gidiyorsun? Benim yurt dışından misafirlerim var ya, onlarla yemeğe gideceğim kızım. Tamam, peki. Aa,
abimi uzun zamandır bu kadar mutlu görmedim Cansu. Galiba Aslı'ya aşık olmaya başladı. Ay hadi inşallah. İnşallah. Eda yalan söylemek zorunda kaldı. Ben de Elçin'le buluşacağım. Fark ettim baba. Yalnız Eda Elçin'i görüşmediğini düşünüyor. Yani bunu bir şekilde Eda ile konuşup kabul ettirmen lazım. Bunun ben de farkındayım. Ama ikisini kırmadan nasıl yaparım onu düşünüyorum. Allah baba ne diyeyim? İşin zor. Merhaba. Merhabalar. Şuna. Bakalım. Allah'ım hayırlı bir iş için istiyorum. Ne olur bu ilk ve son olacak. Ne kadar? 70 lira. 70 lira. Şöyle. Of, annemin yolladığı otobüs parası da gitti. Bu da çıkmazsa hayvan yedik. Tamam, biraz daha ileri alın. Tamam. O sandalyeler fazla mı? Tamam, onlar o zaman getirebilirsiniz. 20 kişi dedik. Çağla. Hazırlıklar başlamış. Evet. Herkes geliyor değil mi? Evet, merak etme. Çağla'cığım, ben birazdan çıkacağım canım. Tamam anneciğim. Ben arkadaşlara gereken her şeyi söyledim, bir problem çıkacağını sanmıyorum. Teşekkür ederim. Hadi size iyi eğlenceler. Görüşürüz. Efendim. Aslı, ben gelmek üzereyim. Tamam, ben seni bekliyorum. Aslı nereye? Biliyorsun zaten Burak. Hiç içime sinmiyor. Gitmesem. Burak bak bunu konuştuk. Bir daha konuşmamıza gerek yok ki. Ben de gerginim zaten. Sen Volkan'ı mı bekliyordun burada? Ya evet. Birlikte gitmemiz daha doğru olur dedi. Hayır, seni ben bırakacağım. Saçmalama Burak. Buraya kadar gelmiş. Ne diyeceğim ben ona? Hem anlaşılmasını mı istiyorsun? Umurumda değil Aslı. Benim umurumda ama. Gitmem lazım. Görüşürüz. Abi hayırlı olsun. 74.320 lira. 320 lira mı? Hem de 74.320 lira. Alayım ben şunu. Çok güzel para çıkmış ya. Ne güzel koşmuş attı. Elveda fakirlik. Merhaba zenginlik. Ya ben bu parayla neler yapmam? Neler yapmam? Neler yapmam ki? Goncam benim. Goncam. Canım benim. Bekle beni. Geliyorum. Neler olacak çok merak ediyorum. Sen bu kadar şeyi boşuna yapmazsın. Beni çok iyi tanıyorsun Tuğçe. Ne yapacağını iyi biliyorsun değil mi? Merak etme. Aslı'nın yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canım hoş geldiniz. Sağ ol hayatım. Yeni eviniz çok güzelmiş. Hayırlı olsun. Teşekkürler. İyi ki bizi de çağırdın Çağla'cığım. Volkan'ın sevgilisini çok merak ediyorduk. Deniz'den sonraki kızı görmek için sabırsızlanıyoruz. Merak etmeyin. Birazdan burada olurlar. Siz de merakınızı tatmin edersiniz. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Hoş geldiniz.
gelecek mi? Aslı'nın geldiğini biliyordur. Tabii ki o da gelecek. İkisinin de yüzlerini görmek istiyorum. Hey Çağla, nasıl hayatım? Ya ben Burak'la bir fırsatlıkla bir türlü konuşamadım. Daha iyiler hayatım. Sevindim. Burak'ın aklı başına gelmiş yani. Umarım. Çağla bu akşam arkadaşlarına evde yemek verecek. Burak da gelecekmiş. Aa, güzel. Barıştılar o zaman. Vallahi ben onları kendi hallerine bıraktım. Çünkü gerçekten takip etmekten çok yoruldum. Bize de durum farklı değil. Ben de takip edemiyorum. Volkan'ın yeni kız arkadaşı var. Üstelik Deniz'den yeni ayrıldı. Öyle mi? Aa, Çağla bugün Volkan'ın geleceğinden bahsetti ama kız arkadaşından hiç bahsetmedi. Çok şaşırdım. Vallahi ben de çok şaşkınım. Böyle ilişkiden ilişkiye atlamak Volkan'a göre bir şey değil ama. Aslı'yla eskiden, yani Deniz'le ayrıldıkları zaman tanışmışlar. Şimdi tekrar birlikteler. Umarım bu sefer hayal kırıklığına uğramaz. İnşallah. Aslı'yla tanıştım. Tatlı, cici bir kız. Ne güzel. Aslı Eda'nın çok iyi arkadaşı. Bizim eve geldiğinde onu tanıma fırsatı buldu. Eda Aslı'yla abisinin arasını yapacak diye çok uğraştı. Yani bu işte onun parmağı var. Sinan. Eda'yla aranız nasıl? Daha iyi. İşte buna çok sevindim. Ve seni affetti o zaman. Peki benimle ilgili tutumu nasıl? Yani bana karşı hala bir tavrı yok değil mi? Yani bu benim için çok önemli. Yok tabii ki. İşte buna çok sevindim. Ben en kısa zamanda Eda'yla bir araya gelmek istiyorum. Bir araya gelmenizi ben de çok istiyorum Elçin'ci. Tabii en kısa zamanda. Harika. El ele mi girsek acaba? Bence gerek yok. Pekala. Çok kalmayız değil mi? Sen o zaman istersen kalkarız. Çok iyi olur. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Volkan'cığım, davetimi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen, o gün yaşananları unutun. O günkü konuyu hiç açmayalım Çağla'cığım ya. Aslı yeterince üzüldü zaten biliyorsun. Haklısın. Lütfen buyurun. Arkadaşlar, buyurun hadi yemeğe. Gerçekten çok yakışıyorsunuz. Mutluluklar dileriz. Çok teşekkür ederiz. Hadi başlayın, buyurun. Bir şey içer misin Aslı'cığım? Kola içeyim. Kızım bunlar gerçekten sevgili gibi. Baksana kızım içine düşecek. Teşekkürler. Rica ederim. Kızdaki şansa bak, kaptı Volkan Masaroğlu'nu. Hem zengin hem yakışıklı. Bir de nasıl ilgileniyor? Ay evet ya, çok sinir bozucu. Sosyetik bir tipe de benzemiyor ki. Tanıdık da değil. Aslı okuyor musun? Bu sene başlayacağım inşallah. Hangi üniversite? Henüz belli değil. Aslı resim konusunda çok yeteneklidir. Onun ileride çok iyi bir ressam olacağına eminim. Teşekkürler. Tek hayalim ressam olmak. Umarım her şey gönlünce olur. İnşallah, sağ olun. Ah! Aşkım da nihayet geldi. Aşkım hoş geldin. Bunlara hiç gerek yok Çağla. Burak'cığım, aramızdaki problemi hiç kimse bilmiyor.
Lütfen sen de beni utandıracak hiçbir hareket yapma. En azından bugünlük. Lütfen. Geç. Hoş geldin kuzen. Aşkım, nasılsın? Günün nasıl geçti? İyiyim. Volkan'cığım, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ayrıca sizi üzdüğüm için de gerçekten çok üzgünüm. Ne demek Çağla'cığım? Bunlar geçmişte kaldı. Evet. Ay çok yakışıyorsunuz ya. Siz hiç ayrılmayın. Değil mi hayatım? Bu yemek fikri de Burak'ın fikriydi. Ne kadar iyi oldu ama. Hep beraber böyle güzel bir yemek yiyoruz. Çağla. Canım. Çağla'cığım, güzel dileklerin için teşekkür ederiz. Sonunda doğru kişiyi buldum. Eviniz gerçekten çok güzelmiş Çağla'cığım. Teşekkür ederim canım. İzmir'deki evimizden daha küçük ama idare ediyoruz artık. Canım, sen Amerika'ya gidiyordun. Ne oldu? Ben değil. Biz gidiyorduk Burak'la. Ama maalesef Burak'ın işleri yüzünden ertelemek zorunda kaldık. Sömestr tatilinde gideriz artık. Değil mi hayatım? Gidersiniz hayatım. Sizin kadar gezen bir çift daha görmedim. Tabii gideriz. Çok geziyoruz Burak'la. Çok eğleniyoruz. Aslı'cığım, başka bir şey içer misin? Yok, teşekkürler. Kalkalım mı artık? Aslı, benim gözüm seni bir yerden ısırıyor ama çıkaramadım. Ben sizi daha önce hiç görmedim. Yok, ben eminim. Ben seni kulüpte gördüm. Kafesinde. Hatta bana servis yapmıştın. Orada çalışıyorsun değil mi? Yok artık. İlahi Tuğçe. Koskoca Volkan Mahsaroğlu'nun kız arkadaşı garson. Olacak iş mi? Alemsin ha. Çağla. Bu konuyu kapatsan. Bir şey demedim ki canım. Aslı'cığım, çok özür dilerim. Tuğçe'nin patavatsızlığı. Tuğçe, lütfen özür diler misin Aslı? Özür dilenecek bir şey yok. Ben kulüpte garsonluk yapıyorum. Potun en büyüğünü ben kırdım o zaman. Kusura bakma, ben senin garson olduğunu bilmiyordum. Gizlediğim bir şey değildi zaten. Tabii canım. Neden saklıyorsun ki zaten? Biz kalksak iyi olacak. Aslında başka planımız var. Aslı, iyi misin? Aslı'cığım. Çok özür dilerim ben. Pardon ya. Ben sana giyecek bir şeyler vereyim. Gerek yok. Ben lavaboyu kullansam yeterli. Ya olmaz öyle. Gel hadi. Güzel fotoğraf değil mi? Evet. Bizimkisi büyük aşk. Öyle kolay kolay bitmez. Banyo bu taraftaydı sanırım. Beni duydun değil mi?
öyle kolay kolay bitmez dedim. Yani hiç ümitlenme. Sakın. Her şeyi biliyorum. Ben her şeyi biliyorum da senin bilmediğin çok şey var. Biz Burak'la birbirimize aitiz. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun değil mi canım? Bizim ayrılmamız gibi bir şey söz konusu bile olamaz. Burak seninle ancak gönlünü eğlendirir tatlım. O da sadece 3 gün. Gerisine ne ben izin veririm ne de ailesi. Bunu o küçük beynine iyice yerleştir. Tamam mı? Ha, bir şey soracağım. Burak sana Volkan'la sevgiliymişsin gibi davranman için ne kadar ödüyor? Yoksa sadece kulüpte iş vermesi yeterli oldu mu? Neyse. Bunu da Burak'a sorarım artık. Ne de olsa bana her şeyi anlatan da kendisi zaten. Aslı'ya bakmaya gidiyorum. Aslı. İyi misin? Anne sana bakmaya geliyorum. Volkan buradan hemen gidebilir miyiz? Tamam hemen gidelim. Çantam masada kaldı. Ben alırım. İyi misin? Senin yüzünü bile görmek istemiyorum Burak. Yürü. Gidiyoruz buradan, yürü. Burak! İstirahat bak. Burak! Yürü dedim sana, gidiyoruz buradan. Hadi. Hadi Aslı. Ya. Burak sen ne yaptığını sanıyorsun? Volkan iyi misin? İyiyim. Hadi gidelim şuradan. Yeah.
Burak nerede? Aslı ile Volkan'ın arkasından çıktı. Ya Çağla vallahi korkulur senden. Ya ne yaptın öyle kızım? Perişan haldeydi. Boş hayaller kurmasına engel oldun diyelim. Çağla! Burak, ne oldu kaşına? Ne söyledin Aslı'ya? İnsanların içinde rezil oluyoruz. Sakin ol, gel içeride konuşalım biraz. Hayır, burada konuşacağız. Ne söyledin Aslı'ya? Cevap ver. Ne söyleyebilirim ki? Niye alarak gitti o zaman? Ne bileyim ben. Herkesin önünde garson olduğunu öğrenmiş olmamızı içerlemiş olabilir. Onu özellikle buraya çağırdın değil mi? Amacın onu bu insanların önünde rezil etmekti. Özür dilemek için çağırdığın falan yalan. Ne yaptım seni niye bu kadar ilgilendiriyor ki? Sen bu kadar insanın içinde bana onun için nasıl bağırırsın ya? Burak, kendine gel. Asıl sen kendine gel. İlişkimiz bitti. Bunu kabul etsen iyi olur. Artık benden ve çevremden uzak dur. Dersin Aslı. Nasıl? Çağla sana ne dedi? Lütfen söyler misin? Ben gerçekten bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Dudağın... Teşekkürler. İyi misin? Asıl sen iyi misin? Ya benim seni oraya götürmemem gerekiyordu. Çağla'nın gerçekten özür dileyeceğini düşündüm. Bir suçun yok ki. Ya sen benim iyiliğimi düşündüğün için bu yalanı söyledin. Çağla her şeyin farkında Volkan. Ondan uzak durmam gerekiyor. Bu benim için bir uyarıydı. Çok daha kötü şeyler olabilir. Aslı, bak bundan sonra o evde kalmamalısın. Çağla gelir de karşılaşırsanız gerçekten kötü şeyler olabilir. Lütfen izin ver, sana yardım edeyim. Bunu kabul edemem Volkan. Yani... Olacakları az çok tahmin edebiliyorum. Kötü şeyler olabilir fakat benim eve dönmem lazım. Anneme söyleyecek yalanım kalmadı artık. Tamam, haklısın. Ama sen yine de yardıma ihtiyacın olduğu zaman beni ara. Daha fazla kırılmaman için ne gerekiyorsa yapabilirim. Asıl sen iyi misin? Burak neden bu? Onun hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an beni tek ilgilendiren sensin. Yarın tenis dersimiz var. Yine ekeyim deme. Aman haberleşiriz. Tamam canım. Görüşürüz. Bay bay. Nihayet yalnız kalabildi. Kesin yine bir şey unuttum. Ben bakarım. Eda. Eda merhaba. Pardon, kimsiniz? Eda, ben anne. Başak.
Annem mi? Evet. Evet biliyorum, sen beni hatırlamıyorsun. Çok haklısın. Abini ve seni bırakmak zorunda kaldığım zaman ikimiz de çok ufaktınız. Hele sen. Sen daha 3 yaşındaydın. Hayır. Yok, gerçek olamaz. Siz benim annem falan değilsiniz. Bir dakika. Bir dakika. Bak bu fotoğraflara bakarsan belki bana inanırsın ha? Oh, baksana şunları. Bu senin ilk yaş günün. Baksana abin de ufacık. Babanla ben ne kadar genciz. Bak burada da... Bu da senin ilk yuvaya başladığın gün. O kadar çok korkmuştun ki. Anne baba ne olur beni yalnız bırakmayın demiştin. Biz de babanla birlikte çimenlerin üstünde oturmuş sana resimler çizmiştik. Bak bu da ilk patiğin. Kızım benim. Ufacık pembe beyaz ayaklarında bununla beraber nasıl yürürdün? Şimdi benim annen oldun lan. İnandın mı kızım ha? Diyelim ki annemsiniz. Evet. Ne dememi bekliyorsunuz? Benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Siz bunca yıldan sonra hangi yüzle beni görmeye geldiniz? Kızım bak. Bak sen ne desen çok haklısın. Ama benim sana anlatacak çok şeyim var. Lütfen bak bana izin ver. İzin ver bir kere anlatayım lütfen. Lütfen buradan gider misiniz? Babamı arayacağım yoksa. Hayır sakın. Lütfen babanın haberi olmasın. Eğer buraya geldiğimi öğrenirse bizim bir daha görüşmemize asla izin vermez. Tamam. Tamam ben şimdi gidiyorum. Yarın saat 3'te Yıldız Oteli'nin lobisinde seni bekleyeceğim. Bak, bak sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Lütfen beni bir kere dinle. Ondan sonra beni görmek istemezsen asla bir daha karşına çıkmayacağım. Ve lütfen buraya geldiğimden hiç kimsenin haberi olmasın. Tamam mı kızım? Lütfen. Tahminimden çok daha kolay oldu. Lütfen konuştuklarımızı tekrar düşün. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Aslı, arabaya bin hemen. Hayır, rahat bırak beni Burak. Bin şu arabaya. Ya seninle konuşacak hiçbir şeyim yok, bırak beni. Beni daha fazla delirtme Aslı. Konuşacağız dedim, bin şu arabaya. Sonra nereye istersen gidersin. Ne istiyorsun? Çağla sana ne söyledi? Ne söylediğinin bir önemi yok Burak. Artık beni rahat bırak. Mesaj atma, arama, sorma. Ben yokmuşum gibi farz et, anladın mı? Ne konuştuğunu söyleyeceksin. Çağla sana ne söyledi? Niye birdenbire evden çıkıp gitmek istedin? İçeride ne oldu Aslı? Burak, bana soru sorma. Ben konuşmak istemiyorum artık, bitti. Ne bitti Aslı?
Doğru söylüyorsun. Ne başlamıştı ki zaten? O yüzden hiç konuşmaya gerek yok. Çağla yüzünden değil mi bunlar? Ne konuştunuz? Ne söyledi sana? Anlat. Anlat yoksa gidip o evi Çağla'nın başına yıkacağım. Ne söyledi sana? Sanki ne söylediğini bilmiyorsun. Sen ne demek istiyorsun? Bir şey demek istemiyorum Burak. Ne demek istiyorsun? Ne konuştunuz? Yoksa gidip ondan öğrenirim. Ne demek istiyorsun? Ona ne şüphe? Bence en doğrusu olur. Zaten birbirinize her şeyi anlatmıyor musunuz? Ne demek istiyorsun sen ya? Açık konuş. Açık konuşayım öyle mi? Tamam. Çağla her şeyi biliyor Burak. Kafede garsonluk yaptığımı, Volkan'la sevgili numarası yaptığımızı, seninle aramda olan her şeyi biliyor. Tüm bunları nasıl öğrendi sence? Bunları Çağla'ya ben mi söylemişim? Başka kim söyleyebilir ki? Ben böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Sen benim böyle bir şey yapabileceğime nasıl inanırsın? Bunların artık bir önemi yok zaten. Biz seninle artık olamayız zaten. Biz seninle oluruz Aslı. Olurduk. Ama sen daha ilk engelde hangi tarafta olduğunu gösterdin. Demek ki ben sana kendimi, hislerimi yeterince anlatamamışım. Ya da sen bana hiçbir zaman inanmamışsın. Tamam. Konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Kimsenin suçu yok. Kimsenin gücü yok. İçimde sana inat aşkla yanan ruhumu da hakkın yok benden almaya. Söylemem gerek bitirdim hem de çok severek. İhtiyatsız didişmeler bitirdi bizi tüketerek. Atma bir adım uğraşma. Dokunman boş gelecek. İhtirassız sevişmeler yitirdi bizi inciterek. Kimsenin suçu yok bu aşk bitecek. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşların kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...